Normal bir okuldasınız ve yapacağınız tek şey bir matematik problemi çözmek. En fazla başınıza ne gelebilir ki? Bugün müzikleri, grafikleri ve tamamen kendisiyle garip olan bir korku oyununu inceleyeceğiz. Baldi's Basic. Bu oyun neden bu kadar popüler ve hikayesi ne? Gelin bugün bu oyunun hikayesine beraber bakalım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Şimdiden attığınız her like ve abonelikleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş videoya geçelim. Şimdi oyuna ilk başladığımız zaman şöyle bir teori var. Buraya yanlışlıkla düşmüş olabiliriz. Buraya hapsedilmiş olabiliriz veya biz bir öğrenci olabiliriz. Ki bu teorilerin arasında en mantıklısı biz bir öğrenciyiz ve şu anda bir okuldayız. Fakat bu okul göründüğü kadar normal ve göründüğü kadar sıradan değil. Bu okulun içinde yolunda gitmeyen ve yolunda gitmeyecek o kadar çok fazla şey var ki birazdan göreceksiniz. Okulun içinde garip öğrenciler, garip öğretmenler ve bizi her zaman cetvelle kovalayan sinirli bir matematik hocası var. Baldi bize her zaman bir matematik problemi soruyor ve eğer ki çözebilirsek hiçbir sıkıntı yok. Fakat peki ya çözemezsek? İşte bunu da birazdan göreceksiniz. Okula girdiğimiz anda Baldi'yi görüyoruz. Ha bu arada oyunun mantığı çok basit. Not defterlerini topluyoruz ve matematik problemlerini çözüyoruz. Peki gerçekten oyun bu kadar basit mi? Baldi karşımıza ilk olarak 3 artı 8 gibi basit bir matematik problemiyle çıkıyor. İlk basamağa çok rahat geçiyoruz. Diğer iki soru da aşırı basit geliyor ve Baldi'nin ilk sorusundan böylelikle kaçıyoruz. Okulda biraz daha gezip volta attıktan sonra karşımıza bir kural tablosu çıkıyor. Bu her ne kadar normal gözükse de kurallardan bir tanesi 4. duvarı yıkmamamız gerektiği ile alakalı. Birazdan zaten anlatacağım fakat oyun gerçek hayata bolca gönderme yapıyor. İşlediği karakterler, kurallar, her şeyle oyun sanki gerçek hayata bir gönderme yapıyor gibi. Fakat şu anlık bunlara takılmayıp oyunu bitirmek istediğimiz için diğer odaya geçip yeni matematik problemi de çözmek istiyoruz. Ama burada ilk iki soruyu çözsek de üçüncü soruyu çözemiyoruz. Neden mi? İşte tam olarak bu yüzden. Problemi çözemiyoruz ve Baldi bize açtığın her kapıyı duyuyorum diyor. Bu problemi çözemediğimiz için Baldi bizi sinirleniyor ve elindeki cetvelle bizi kovalamaya başlıyor. İşte burada Baldi'den kaçarken karşımıza karakterler çıkıyor. Gelin şimdi size bu karakterleri tanıtayım. Oyunda belki de sizi en çok sinir eden ve rahatsız eden karakterlerden bir tanesi. Kendisi siz ne zaman görürseyi patlamaya çalışıyor ve her zaman bir oyun arkadaşı arıyor. Baldi'den kaçarken eğer ki bu kıza yakalanırsanız ip atlamak zorundasınız. Arts and Crafters. Utangaç, uzak duran, kendisine bakılmasından hoşlanmayan bir karakter. Bully. Her iyi okulun iyi bir zor bir ihtiyacı olduğuna inanan bir çocuk. Ve müdür. Okul kurallarını çiğneyen birini görürse adaletin yerini bulmasını sağlar. En son karakterimiz de süpürge. Süpürge. Yani çok bir olay yok. Sadece süpürge. Aslına bakarsanız bu karakterler tamamen gerçek hayata gönderme. Playtime yalnız ve asosyal insanları simgeliyor. Bully'de de okulun zorbalarını simgeliyor. Müdür de aynı şekilde ispitçi insanları ya da direkt ispitçi adaletin yerini bulmasını sağlayan bir müdürü temsil ediyor. Fakat oyun bize dördüncü duvarı kırmamamız gerektiğini söylemişti. Fakat oyun kendi kendine dördüncü duvarı kırıyor ve yapay zeka burada bozulmaya başlıyor. Aslına bakarsanız bütün karakterler bir yapay zeka tarafından yönetiliyor. Ve bütün karakterler bunu biliyor. Bizim gördüğümüz karakterlerin hepsi hiçbir sıkıntı çıkartmayan ve yapay zekaya boyun eğen karakterler. Ama yapay zekaya karşı çıkan ve boyun eğmeyen bazı karakterler de var. Fakat şu ana kadar size hiç anlatmadım fark ettiyseniz. Eğer ki bütün soru soruları yanlış cevaplarsanız sizi Baldi'nin odasına götürüyor. Odaya girdiğiniz zaman Baldi ve diğer yan karakterlerin normalden daha garip ve bozulmuş şeklini görüyorsunuz. Buradan anlıyoruz ki oyun bozuk ve daha da bozulmaya devam ediyor. İşte bu adada gördüğümüz karakterler oyunda hiç görmediğimiz o karakterler. İşte bu karakterler yapay zekaya karşı koyamayan ve Baldi'nin ofisine hapsedilen karakterler. Evet baktığımız zaman Baldi'nin bütün hikayesi bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı olan desteğinizi göstermek için katıl olabilir ya da ondan önce manevi destek olarak abone olup like katabilirsiniz. Sonraki videoların konusunu yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli ve onları kesinlikle okuyorum haberiniz olsun. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.